Öncelikle size bir soru soracağım. Zamanının ötesinde yenilikçi ve özgün oyunlar sizce nedir desem, hangi oyun direkt aklınıza gelir ve ne yanıtlar verirdiniz? İyice bir düşünün. Çünkü bugün hakkında konuşacağım oyun bu zamanının ötesinde yenilikçi ve özgün oyunlardan birisi diyebilirim. Benim için tabii. Bir diğeri ise Hideo Kojima'nın yarattığı Boktai diyebilirdim. Tabii bugün Boktai hakkında konuşmayacağım ama belki başka bir günde onun hakkında bir iki kelime ederim. Hatta biraz hakkında konuşmak istediğim bir oyun daha var. O da Okami ama çoktan bir inceleme yaptığım için bugünü çocukluğumda saatler döktüğüm 20 yıl geçtikten sonra yine karşıma çıkarak yine saatler döktüğüm Monster Rancher'dan birazcık bahsedeceğim. Muhtemelen birçoğunuzun duymadığı, bir kısmınızın belki 2000'li yılların başında ATV'de sabah 6-7 gibi izlediğiniz o animenin oyunu hakkında konuşacağım. Evet, Monster Rancher'ın yeri benim için oldukça ayrı. O kadar ayrı ki hatta çocukluğumda yaptığım şeyler, bu oyunda denediğim şeyler, mutluluklar, üzüntüler hepsi aklıma apaçık gelebiliyor. Final Fantasy Tactics ile beraber bu oyun dünyada yalnız olduğumu bana hissettiriyordu. Çünkü benden başka bilen, konuşan ve bu oyunu oynayan yoktu o zamanlarda. Final Fantasy Tactics bu unvanını zamanla kaybetse de Monster Rancher halen koruyor. Pek verecek gibi de gözükmüyor aslında. Monster Rancher hakkında yaptığım bu video aslında hem bir inceleme hem de bir retro bakış tadında. İnceleme çünkü 2019'un Aralık ayı gibi Nintendo Switch'e bir remaster'ı sunulmuştu. Ve ben oynarken Switch'in 20-30 saniyelik kayıt özelliğini kullanarak sapık gibi içerik ve oynanış kaydetmiştim. Aklımdan çıkmış hatta bir video yapmak ama neyse, şimdi vakti geldi. Bu vaktinin neden geldiğini de videonun sonunda sizlere belirteceğim. Tabii bu oyun ilginizi çektiyse de PlayStation 1 emülatörü üzerinden de oynayabilir veya Game Boy Advance, PlayStation 2 üzerindeki alternatiflerine de bakabilirsiniz. Maksat, Monster Rancher'ı tanımak. 97 yılında Tecmo'nun PlayStation 1 için çıkardığı Monster Rancher, Japonya ve Kuzey Amerika'da o kadar beğenilmiş ki 99 yılında bir animesi dahi yaratılmış. O zamanlarda ne Tecmo Koei ile birleşmiş ne de Squaresoft Enix ile kanka olmuştu. O kadar eski dönemler yani. Ben Monster Rancher oynadığımda yıl sanırım 99 veya 2000'di. Dedemlerin evinde ağzımdan salyalar akarak oynadığım bu oyunun asıl özelliğini, büyüsünü, güzelliğini ise keşfetmem 2002-2003 yılları gibi olacaktı ve o günden sonra Monster Rancher benim için apayrı bir hale bürünecekti. Monster Rancher aslında bir canavar yetiştirme, büyütme, eğitme ve turnuvalara katılıp en başarılı canavar eğitmeni olma oyunu. Temelde böyle bir yapısı var. Kendinize ait bir çiftliğiniz ve gözünüz gibi baktığınız bir canavarınız var yani. Çocuğunuz gibi bir canavarınız. İnsanların yaptığı arkeolojik kazılarla ortaya çıkan disklerden yaşam bulan bu canavarlar hem insanların yaşamlarını kolaylaştırmış hem de canavar eğitmenliği gibi bir cool mesleği ortaya çıkarmış. Bayağı Pokemon eğitmenliği gibi yani. Biz de bu eğitmenlik eğitimini tamamlamış ve bir eğitmen olarak kariyer yapmak isteyen bir karakteriz. Ana karakterimizin yapısı böyle. Sertifikamızı aldığımız gibi de üstüne bir de devletin bizim için ayarladığı asistan olan Holly ile de tanışıyor ve maceramıza hemen atılıyoruz. Önce de bahsettiğim gibi canavar yakalamıyoruz, disk aramıyoruz. Aksine diskleri kullanarak yepyeni bir canavar yaratıyoruz. Bildiğiniz bebek bir canavarı alıp çiftliğe gidip eğiteceğiz yani. Yalnız ben bunları anlatıyorum ama oyunun 97 yılında ve PlayStation 1 için çıktığını sakın unutmayın. Bu aklınızdan gerçekten çıkmasın. Hatta yani not falan alın. Aldınız mı? Güzel. Şehrimizde yaratık çıkarabileceğimiz iki asıl nokta var. İlki Monster Market, diğeri ise Monster Shrine. Monster Market oyunun içerisinde bulunan 3 canavardan birisini sunuyor. Bunlar sırasıyla Dino, Suezo ve Tiger. Dino agresif ve fiziksel saldırılara dayalı bir karakterken Suezo ise tembel, intelligence saldırıları da yapabilen biraz da ukala bir karakter. Hatta Suezo'yu görenler "Aa, demek bu o anime oradan" diyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Suezo hem tasarım olarak hem de Monster Rancher'ın bir maskotu olduğundan oldukça göze çarpıyor. Tiger ise hem hızlı hem de hedefini kaçırmayan ama biraz defansı düşük bir yaratık. 3 seçeneğimiz var. Birisini seçip yeni doğmuş canavarımıza isim veriyor ve sonra bir güzel çiftliğimize dönüyoruz.
Çiftliğimize geldiğimiz gibi elimizdeki parayla canavarımıza o ay boyunca ne yemek verelim, nasıl besleyelim, ne yapalım diye de hesap yaparken kendimizi buluyoruz. Patates en ucuzu ama kim bir ay boyunca patates yemek ister ki? Balık ve et derken verdiğiniz yemekler ne kadar pahalıysa canavarımız da o kadar mutlu, o kadar sağlıklı diyebiliriz. Gerçi canavar yetiştirmek de zor bir iş. Bazen yorulup dinlenmek, hatta oynamak istiyor. Çok fazla oynamasına izin verdiğinizde de şımarabilir. Çok katı bir öğretmen olursanız da canavarınızın ömrü kısalabilir. Şaka yapmıyorum, bunlar gerçekten olan içerikler oyunda. 97 yılında olan bir oyundan bahsediyorum hala. Kısacası sağlıklı bir canavar demek kolay kazanılan maçlar, uzun ömürlü bir kariyer ve sağlıklı bir yaşam demek. E seviyesinden S seviyesine doğru çıkıyor ve şampiyon olunca da oyun bitmiyor aslında. Ama o canavar adını bir güzel tarihe yazdırıyor. Oyunun gerçekten de böyle olduğunu sandınız değil mi? Hayır. Ne yazık ki hayır. Bu oyunu 5-6 yaşlarında oynamış ben için oyun şu ana kadar bahsettiğim şeklindeydi. Ancak oyunun asıl kilit noktası çözmem 3-4 yılımı alan Monster Shrine'dı. İngilizceden ve oyunun benden ne istediğini anlayamamamdan ötürü gerçekten yıllar boyunca bu oyunu 3 hatta 4 canavarla oynamıştım. Karşıma turnuvalarda garip garip cool canavarlar çıkarken ben 4 canavar ile ter döküyor, turnuvalara katılıyor, kendi canavarımı ecel benden alınca mezarını kazıp cenazesini hazırlıyordum. 5-6 yaşında bir çocuk kendi yetiştirdiği canavarın ölümünü ve cenazesini görmemeli arkadaşlar. Gerçek yaşam, gerçek deneyim aslında Monster Rancher'da. Ama bakın, oyunun asıl mekaniği neymiş? Oyunun sizlere 3 canavar sunduğunu, hatta 4 canavarla oynadığımı söylemiştim. Peki nasıl mı? Monster Shrine. Gerçekten anahtar kelime Monster Shrine. Monster Shrine'e ben ilk girdiğimde bütün konuşmaları geçmek adına X tuşuna sürekli basıyordum. Bildiğiniz abanıyordum tuşa. Ve karşındaki o görkemli papaz, peder artık her neyse o şahıs bana kahverengi bir tiger veriyordu. Market'ta bulamayacağınız türde bir tiger. Rover adındaki bu tiger meğersem tiger ve hare, yani tavşan adındaki başka bir canavarın birleşimiymiş. Nasıl oluyor ya bu olay derken yıllar sonra oyuna yineden başlamam, Monster Shrine'e girdiğimde oyunun PlayStation 1'in CD'yi durdurduğunda fark ettim. Asıl kıvılcım oradan çıktı. Gerçekten de CD durmuştu konsolda. PlayStation 1'in kapağını açtım ve bildiğiniz CD duruyordu. Ama o an acaba diyerekten Monster Rancher'ın CD'sini çıkardım ve başka bir CD koydum. Kapağı kapattım. PlayStation bu CD'yi bir okudu. 2 okudu, 3 okudu. Sonra tekrar durdurdu. Ve dedi ki Monster Rancher CD'sini geri tak. Allah Allah dedim, kapağı açtım. O oyunu çıkardım, o CD'yi çıkardım. Ve Monster Rancher CD'sini taktım. Ve sonra o malum, o canavarın diskten doğduğu sahne karşıma çıktı. PlayStation 1 oyununda farklı CD'leri kullanarak canavar çağırabiliyorduk. Ve bu canavarlar random bir şekilde değil, o CD'ye özel halde çıkıyor. Random olmadığına inanmak istiyorsanız da Google'a Monster Rancher Disk List veya CD List yazarsanız da karşınıza çıkacak. Mesela Metal Gear Solid 1'in İlk CD'sinden çıkan simsiyah bir şeytani duvar olan, hatta monolite benzeyen Monol, Silent Hill'den çıkan hayaletimsi güneş sembollü Gali
Crash Team Racing'den çıkan Gel adındaki insansı formundaki bir jöle ve Tenchu Stealth Assassin'den çıkan o yumrukçu tavşan. Hani o Tiger'la birleşen tavşanın asıl hali. Aklımı kaybetmiştim ya. Bu benim için evrenin sırrını çözmek gibi bir şeydi. Artık bu oyun sadece 3 canavardan değil, sayısız canavarlardan, deneme yanılmalardan, birleştirmelerden, tozlu PlayStation 1 CD'lerinden geçiyordu. PlayStation 1'in yanını üst üste dizili CD'lerle dolup taşmış, PlayStation 1'in optik okuyucusu bile Çinli işçiler gibi çalışıyordu. Muhtemelen normalinden hızlı bir şekilde eskiyordu o zamanlarda ama bunu keşfettiğimde dünyanın en mutlu insanıydım. Dedim ya, her CD'den farklı bir canavar çıktığını keşfettiğimde saatlerim, günlerim ve belki de haftalarım farklı canavarları yetiştirmekle, keşfetmekle ve turnuvalara katılmakla geçiyordu. Monster Rancher gerçekten de favori oyunum olmuş, artık o güne kadar oynamadığım oyunların benim için apayrı bir anlamı dolu vermişti. Ama asıl size bir anımı anlatmak istiyorum. Breath of Fire 3'ten çıkan Stinger adındaki yaratıkla çocukken B ve A seviyelerini zorlamış ancak ölümcül bir karşılaşma sonucunda Stinger ağır yaralanarak turnuvadan çıkmak zorunda kalmıştı. Hastaneden döndüğünden sonra 2-3 ay boyunca Stinger biraz keyifsiz gibiydi ve 2-3 ay ardından Stinger ne yazık ki son nefesini verdi. Bakın abartmıyorum. Günlerimi verdiğim, eğittiğim biricik Stinger'ım A turnuvasındaki bir canavarın critical hit vurmasıyla bir daha toparlanamadı. Kendine gelemedi hayvan. Turnuvalarda hayranlar kazanan Stinger'ın cenazesine birçok turnuva görevlisi, eğitmen geldi. Hayranlar mektuplar gönderip Stinger için dua etti. Ve ben herhalde 9-10 yaşlarındaydım belki de. Stinger gömüldü, mezar taşı hazırlandı ve sonsuzluğa uğurlandı. Ama nihayetinde hayat devam ediyordu. Yeni bir canavar, yeni bir kariyer ve yeni bir macera. O anları gördükten sonra birazcık da oyundan uzaklaşmak istiyorsunuz. Acaba crit yemeseydim? Stinger yaşar mıydı diyorsun? İşte böylesine derinden vuran bir oyun olabiliyordu Monster Rancher. Bir başka maceramda oyunun A seviyesine yer alan ejderha turnuvasıydı. Oyundaki Dragon adındaki canavar türünü açan bu turnuva oyunun herhalde en zor içeriği denebilir. Çünkü ejderha turnuvasındaki rakibiniz azman gibi bir ejderha. Rakiplerini acımadan tek atan tam bir azman. Yenmenizin en iyi seçeneği ise benim bulduğum ve deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Hızlı bir karakter kasıp fiziksel saldırıdan ziyade intelligence vurması. Bildiğiniz çok hızlı bir mage. Bir glass cannon. Yani siz tek atacaksınız ya da o azman size tek atacak. Bu kırmızı ejderhayı almak için rahat herhalde 4-5 canavarı toprağa verdiğimi söylemem gerek. Tam bir azman. Ama ardından diskten çıkardığınızda da dünyanın en uysal kertenkelesine dönüşebiliyor. Yani biz de yaptık bir hata. Geçmişimiz oldukça kirli Monster Rancher sayfalarında. Tabi bunları yaşamayıp load game'e basmak da var oyunda ama öyle oynarsanız da ne olayı kaldı ki yani? Bir anda turnuvalara katılıp para kazanmak, para kazanırken canavarınızın gittikçe ünlenmesini görmek ve evine kupa getiren canavarın sizden iki çift güzel sözü beklemesi, güzel güzel etlerle beslemeniz, özel eğitimlere gönderip yeni saldırılar öğrenmesi derken Monster Rancher bir oyun olarak da hiçbir breeding yani yetiştirme oyununun daha önce sunmadığı oyun mekaniklerini sunuyor. Canavarınız diyelim yaşlandı ama kıyamıyorsunuz yani ölmesini istemiyorsunuz. Bunun da bir çaresi var elbette ve bu da oyunun bir başka mekaniği. Şehirde bulunan dondurma kapsüllerinden birisinde canavarınızı dondurabiliyorsunuz. Aynı bu buzul çağından kalan mamutlar ve diğer hayvanlar gibi. Bunun mantığı ise bir başka canavar daha eğitip onu da sonra dondurup iyice kastıktan sonra iki canavarınızı birleştirip normalden biraz daha güçlü bir karma canavarı yaratarak atalarından bir iki adım daha öteye gitmesini sağlamak. Birleşen iki canavarın sahip olduğu statlardan bonus ve özel yetenek de öğrenirse zaten büyük ihtimalle C hatta B seviyesine kadar da rahatsınız diyebilirim. B'den yukarıya S'e doğru zorlamanızın vakti geldi demektir. Oyunda ne yazık ki bir online içerik bulunmuyor. Zaten PlayStation 1 versiyonda online içerik beklemek mantıklı değil ama oyunun remaster içeriklerine de eklenmiş değil. Monster Rancher'ın bir yıldan sonra aklıma gelmesinin asıl sebebi ise daha önce de bahsettiğim gibi geçen gün Monster Rancher'ın Twitter sayfasında Monster Rancher 2'nin yani PlayStation 1'e gelen diğer Monster Rancher devam oyununun 2020 sonlarında Switch'e aynı ilk oyun gibi remaster olarak gelecek olması ve benim yine saatlerimi,
farklı farklı CD'ler, albümler deneyerek geçirecek olmam. Ki bu CD mekaniği aslında Nintendo Switch'te farklı kartuşlar, farklı CD'ler denemek değil de oyunun veri tabanında bulunan farklı oyunları, albümleri denemek. Nintendo Switch versiyonundaki veri tabanında daha çok şarkılar ve şarkıcıların albümleri bulunuyor. Ancak çıkardığı şeylerin hangi canavarın çıkacağını öğrenmek istiyorsanız da yine bahsettiğim Google listesinden yararlanabiliyorsunuz. Tabii yeni grupların 97'de bulunmayan, ortaya çıkmamış olan grupların şarkılarını keşfetmek için de elinize bir kalem, bir defter almanızda ve not etmenizde fayda var. 120'den fazla canavarın bulunduğu ve hepsinin farklı eğitim şekillerinin, farklı kasma yöntemlerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin olduğunu bahsedersem herhalde dediğim şeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle mobil olarak Monster Rancher oynamak çok daha keyifli ve çok daha farklı bir tat da veriyor diyebilirim. Oyun ne yazık ki Switch için batıya gelmedi ve sadece Japonya versiyonu bulunuyor. PlayStation 1, PlayStation 2 veya Game Boy versiyonlarında ise İngilizce seçeneği elbette yer alıyor. Ama Game Boy Advance'deki Monster Rancher'ı denemek istiyorsanız da tabii orada bir CD veya yine oyun okuma sistemi yok. Aksine harfler, alfabe ve kelime var. Yani ya benim adım şu, acaba adımı yazsam nasıl bir canavar çıkar sorusunun yanıtı Monster Rancher'ın Game Boy Advance ve Nintendo DS oyunlarında gayet açık bir şekilde bu sorunun yanıtı veriliyor. Umarım Monster Rancher ilginizi çeken, artık emülatörle veya Nintendo Switch üzerinden Japonya Nintendo eShop üzerinden alıp da bir şans vereceğiniz, deneyeceğiniz bir oyun olur. Bir sonraki videomda ve belki de Monster Rancher ikinci elemesinde görüşmek üzere.